Her Dünya Kupası'nın kendine özgü bir hikayesi olmuştur. Turnuvada yıldızlaşıp büyük transfer yapan futbolcular, turnuva topçusu dediğimiz isimler ve underdog yani başaltı takımlar. Yakın tarihe baktığımızda sürprizlerin eksik olmadığı birçok turnuva sayabiliriz. Örneğin 2018'de Hırvatistan kimsenin beklemediği bir başarıya imza atmış ve finale yükselmişti. 2002 yılında milli takımımızın dünya üçüncüsü olması, 2010 yılında Gana'nın çeyrek finale yükselmesi yakın turnuva tarihinde en unutulmaz underdog takımların hikayeleri oldu. Kısa Paslar'ın bu videosunda 2022 Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilecek ülkeleri inceleyeceğiz. Hazırsanız video başlıyor. 2022 Dünya Kupası'nda bu tanıma en çok uyan ülkelerin başında Uruguay geliyor. Avrupa futbolunun en formda futbolcusu Federico Valverde'nin önderliğinde Katar'a gelen Uruguay, efsane teknik adam Oscar Tabarez'in yerine Diego Alonso yönetiminde olacak. Kadroya bakacak olursak kalede her zaman olduğu gibi Mustera var. Savunma hattında Godin, Caceres gibi tecrübeli, Arao ve Jimenez gibi yıldız potansiyeline sahip önemli isimler var. Yetiştirdiği forvet oyuncularıyla gündem olan Uruguay bu sefer orta sahasındaki yıldızlarla dikkat çekiyor. Federico Valverde takımın lideri diyebiliriz. Bu sezon Madrid formasıyla 8 gol 4 asist kaydetti. Lucas Torreira da düzenli ve verimli bir performans sergiliyor. Aynı şekilde Bentancur ve Vecino da kendi takımlarında önemli süreler alıyorlar. Hücum hattına geçecek olursak hiç şüphesiz Luis Suarez ve Cavani öne çıkan isimler olsalar da artık onların yaşlandığını hatırlatmakta fayda var. Liverpool'un 80 milyon euroluk forveti Darwin Nunez turnuvanın yıldız adaylarından olabilir. Trabzonsporlu Maxi Gomez de forvet rotasyonunun son halkası olacak. Uruguay için en şanssız kısımsa grup ve fikstür aşaması. Portekiz, Gana ve Güney Kore ile zorlu bir grupta yer alan Uruguay, grup ikincisi olması durumunda Brezilya, Sırbistan, İsviçre ve Kamerun'un olduğu grubun lideriyle mücadele edecek. Baklava 4-4-2 ve 4-3-3 sistemini tercih eden Uruguay, genel olarak hücuma hızlı çıkan, önde yaptığı sert baskıyla topu kazanan ve Nunez-Suarez ikilisiyle de etkili olan bir ülke. Gelelim listenin ikinci sırasına. Amerika Birleşik Devletleri. Belki de ilk kez bu kadar dikkat çekici bir kadroyla Dünya Kupası'na geliyorlar. Wonderkid'lerin ağırlıklı olduğu, izlemesi keyifli bir takım olan Amerika, en büyük başarısını 1930 yılındaki ilk turnuvada yarı final oynayarak kazanmıştı. O turnuvada 13 ülke olduğunu da hatırlatalım. 2018'deki turnuvaya katılamayan Amerika, 2022 vizesini de biraz sıkıntılı aldı. Costa Rica'nın önünde averajla 3. olan Amerika, Katar biletini son anda cebine koymuştu. Kadroya bakacak olursak kalede dikkat çeken Matt Turner, Arsenal'in yedek kalecisi. Savunma hattında Sergio Dest, Tim Ream, Anthony Robinson ve Joe Sicali gibi standart isimler var. Ayrıca eski Galatasaraylı DeAndre Yedlin de kadroda kendine yer buluyor. Orta sahada Weston McKennie dikkat çekerken Taylor Adams, Brandon Aronson ve Luca Della Torre gibi genç yetenekler de var. Takımın en büyük yıldızları Chelsea'li Christian Pulisic ve Dortmund forması giyen Gio Reyna. Ayrıca Antalyasporlu Hagi Wright ve futbol efsanesi George Weah'ın oğlu Tim Weah da forvet rotasyonunda yer alıyor. Takımın başında 4 yıldır Greg Berhalter var. İyi bir jenerasyonu Katar'da bize izlettirecek Berhalter 4-3-3 sistemini tercih ediyor. Amerika genelde topu rakibe bırakan ve uzun toplarla çıkan bir takım. Pulisic, Reyna ve Tim Weah hızlı kontrollerle etkili isimler. Takımın gol yükünü ise kadrodaki en büyük yıldız Pulisic çekiyor. Amerika 2022 Katar'da İngiltere, İran ve Galler'in olduğu tatlı şeker bir grupta yer alıyor. Grubun favorisi olarak İngiltere'yi sayabiliriz. Eğer Amerika İngiltere'nin ardından grubu ikinci tamamlayabilirse A grubunun lideriyle karşılaşacak. Sıradaki ülke ise Danimarka, 1992'nin Avrupa şampiyonu. Zaman zaman iyi jenerasyonlar yakalasa da çok büyük başarılar elde edemedi bir türlü. 2020 Avrupa şampiyonasında beklentilerin büyük olduğu Danimarka, Eriksen'in yaşadığı sakatlık sonrası bir travma yaşamış ve çeyrek finalle getirmek zorunda kalmıştı. Kadroya bakacak olursak kalede her zaman olduğu gibi Schmeichel var. Savunma hattında Nelson, Christensen ve Kjær öne çıkan isimler. Ayrıca Atalanta'nın sol beki Meahle de önemli bir yetenek. Orta sahanın komutanları Højbjerg ve Delaney. Son Avrupa şampiyonasında kalp sorunu yaşayan ve futbola kısa süreliğine de olsa veda eden Eriksen bu sezon Manchester United'da iyi bir performans sergiliyor. Tecrübeli yıldız 10 numaralı formasıyla yine takımın en büyük gücü olacak. Hücum hattında Poulsen ismi yıllardır öne çıksa da formu düşen oyuncu bu turnuvada yerini Dolberg'e bırakabilir. Ayrıca eski Trabzonsporlu Cornelius ve genç yetenekler Skov Olsen ile Damsgaard da turnuvaya damga vurabilecek yıldız adayları.
2 yıldır takımın başında olan Kasper Hulmand en yüksek puan ortalamasına sahip Danimarkalı teknik direktör. Oyun sistemine bakacak olursak Danimarka iyi savunma yapan, topun arkasında bekleyen ve kanatlardan kontraya çıkan bir takım. Beşli bir savunmayla oynayan ve önlerinde çift pivot 6 numara tercih eden Vikinglere gol atması oldukça zor. Önceki turnuvalarda az gol yiyip az gol atan Danimarka bu turnuvada yükselen genç yıldızlarıyla Fransa, Avustralya ve Tunus'un olduğu D grubunu 2. sırada tamamlayabilir. Son 16'da muhtemelen Arjantin'le karşılaşacak Danimarka Messi'ye hiç istemediği bir sürpriz yaşatabilir. Geldik Asya'nın yükselen yıldızı Güney Kore'ye. Dünya Kupası Asya elemelerinde İran'ın ardından grubu 2. sırada tamamlayan Güney Kore 2002 yılında bronz madalya maçında rakibimiz olmuştu. O dönemki teknik adam Gu Siding yarattığı ekol ve oluşturduğu sistemle ilerleyen yıllarda dikkat çeken bir takım yaratmıştı. O takım 2018'de Almanya'yı altına almasına rağmen gruptan çıkamamıştı. Sonuç Dünya Kupası'nda da gruplara geçemeyen Güney Kore Hin Min-son ve Kim Min-jae'nin önderliğinde bu şanssızlığı yıkmak istiyor. Kadroya bakacak olursak savunma hattı ve orta sahanın çoğunluğu kendiliklerinde mücadele eden mütevazı topçular. Eski Fenerbahçeli Min-jae hem Güney Kore'nin hem de turnuvanın en iyi stoperleri arasında yer alabilir. Wolves'da forma giyen Hee-chan ve kadronun en yetenekli futbolcusu olarak gösterilen Wonderkid Lee Kang orta sahanın ve hücum hattının yetenek havuzunu genişleten isimler. Forvet'te ise şüphesiz Avrupa'nın komple forvetlerinden olan Hin Min-son öne çıkıyor. Hem kadro kalitesi hem de oyun tarzı olarak diğer underdog takımlara göre biraz daha geride olan Güney Kore savunma ağırlıklı bir oyun anlayışına sahip, kontratak onlar için en önemli hücum silahı. 2018 yılında Almanya maçında tam bu şekilde kazanmışlardı. Onlar için olabilecek en iyi senaryo Portekiz, Uruguay ve Gana'nın yer aldığı H grubundan 2. sırada çıkıp diğer ülkeleri erkenden evlerine yollamak olacaktır. Diğer gruplara göre sürprizin çok daha fazla olacağı H grubu Portekiz gibi bir favorinin turnuvaya erken veda etmesiyle bile sonuçlanabilir. Takımın başında 4 yıldır bulunan Paola Bento, Güney Kore'nin bir teknik adam takımı olacağını gösteriyor. Uruguay gibi onlar da grubu 2. sırada tamamlarlarsa çaprazdan muhtemelen Brezilya ile eşleşecekler. Geldik Kanada'ya. Futbol tarihinde neredeyse hiç başarı bulunmayan Kanada 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Avrupa futboluna servis ettikleri yetenekli ve genç futbolcularla dikkat çeken Kanada, turnuvanın en yaşlı futbolcularından Atiba Hutchinson'a da sahip. Kadroyu inceleyecek olursak ligimizden yolu geçmiş birçok isim var. Eski Sivasspor'lu kaleci Milan Borjan Dünya Kupası'nda kaleyi koruyabilir. Hatayspor'lu Adekugbe savunma hattında dikkat çekerken orta sahada Atiba ve Estakio öne çıkanlar. Hücum hattı ise adeta fırtına gibi. Bayern Münihli Alfonso Davies Kanada milli takımında sol kanat forvet rolünde, genç yıldız adayı Bakanan sağda, Lille'in yıldız forveti Jonathan David ve eski Beşiktaşlı Kyle Larin de en uçta. Hücum hattının dikkat çeken özelliği ise Larin'in dışında tüm isimlerin çok hızlı ve teknik olması. Zaten bu durumda onların oyun planına direkt etki ediyor. Kanada çok gol atan, kanatları kullanan ve savunma arkasına çok top yollayan bir takım. Onlara karşı çok önde oynamak her zaman büyük risk olacaktır. Özellikle Jonathan David'in savunma arkası koşuları ve pozisyona girmekteki rahatlığını düşünürsek Kanada bizlere gollü maçlar izletebilir. F grubunda Belçika, Fas ve son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'la mücadele edecekler. Kanada kadro olarak yaşlanmış Hırvatistan'ı ve Afrika temsilcisi Fas'ı geride bırakabilir. Grubunu 2. sırada tamamlaması halinde çeyrek finale yükselmek için Almanya, İspanya, Costa Rica ve Japonya'dan oluşan grubun lideriyle mücadele edecek. Her turnuva olduğu gibi bu Dünya Kupası da sürprizlere, yeni yıldızlara ve unutulmayacak maçlara ev sahipliği yapacak. Bir de tabii ki sürpriz sonuçlar alıp üst turlara yükselen takımlara. Peki sizlerin sürpriz yapmasını beklediği ülkeler hangileri? Sizce bu Dünya Kupası'nda underdog bir ülke kupaya uzanabilir mi? Yorumlarınızı belirtmeyi ve bizleri Dünya Kupası'nda da en güncel haberler için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.